Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Erdemir'in son dönemde yaptığı en büyük satın almalardan bir tanesini değerlendirmeye çalışacağız. Gözde Girişim'den satın alınan Kümaş. Bununla ilgili olarak Rekabet Kurulu kararı çıktı. Ancak şimdi yine yasal otoritelerden gelecek onay süreci bekleniyor. Hem satın almada ne noktadayız, hem bundan sonraki süreçte satın alma gerçekleştikten sonra şirketle ilgili beklentiler neler? Erdemir Yönetim Kurulu üyesi Aslıhan Doğer bizlerle birlikte. Aslıhan Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey, sağ olun. Şimdi sizinle daha önce Kümaş'la ilgilendiğiniz dönemde sohbet etme şansı bulmuştuk ve aslında Kümaş'la ilgili, ki Türkiye'nin en büyük manyezit ve refraktör üreticisi, dolayısıyla oradaki genel anlamdaki perspektifinizden bahsetmiştiniz. Şimdi şirket satın almasında artık son aşamaya gelindi. Teklif kabulü, ardından Rekabet Kurulu onayı. Ne durumdasınız? Son imza ne zaman gelebilir gibi görünüyor? Açıl Bey, biz 4 Ocak'ta imza attık. 4 Ocak'ta imza attıktan sonra da kapanışa kadar işte yerine getirilmesi gereken ön şartlar var. Bunlardan bir tanesi Rekabet Kurumu'nun onayıydı. Onu geçtiğimiz hafta Perşembe günü kurumumuz onay verdi. Maden ruhsatlarının devirleriyle ilgili bir takım yasal otoritelerden beklediğimiz izinler de var. Onların da önümüzdeki 15 gün içerisinde kapanmasını öngörüyoruz. Ardından kapanış gerçekleşecek. Şimdi elbette bu dediğimiz gibi çok büyük bir satın alma. 340 milyon dolarlık bir satın almadan bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla aslında Oyak Grubu içinde, aynı zamanda Erdemir içinde son derece yekünlü büyük bir miktar. Bu şirket Kümaş ne getirecek, ne kazandıracak? Bir parça bunun üzerine gitmek isteriz. Şirketin içine biraz daha hakimsiniz elbette şu an, artık o dönemde bir hakim olmadığınız çeşitli bilgilere de sahipsiniz. Ne gördünüz şirketin içine girdiğinizde? Şimdi Kümaş gerek yayılımı itibariyle, gerek ihracatı anlamında, gerekse sahip olduğu bilgi birikimi anlamında bizim için zaten çok kıymetliydi. Onu önce paylaşmıştık. İçeri girdiğimiz zaman da 2-3 parametre vardı doğrulamamız gereken. Bunlardan bir tanesi rezervdi. Biliyorsunuz Kümaş dünyadaki katma değeri çok yüksek kripto kristali manyezit cevherinin %40'ını işletme ruhsatına sahip. İçeri girdiğimiz zaman biz bunu doğruladık. Ülkemiz için çok büyük bir zenginliğin gerek ruhsatlandırma anlamında gerekse işletilebilme anlamında bizim için kıymetinin altını çizmiş olduk. İçeri girdiğimiz zaman aynı zamanda gördüğümüz en önemli şey 2012 yılından beri bu şirkete yapılmış olan altyapı yatırımlarıydı, elektrik yatırımlarıydı, kapasite artışı yatırımlarıydı ve aynı zamanda madenlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak yatırımlardı. Bunları doğrulamış olduk. Fiyatlandırma açısından baktığımız zaman da yaklaşık 50 ülkeye olan akseslerini çok ciddi bir altyapıyla gerek depolama stratejileri olsun, gerekse bayilik yapılandırmaları olsun sağlam bir şekilde yönetildiğini gördük. Bu Erdemir içerisinde büyük bir rakam. Zaten bilançosunu biliyorsunuz Erdemir'in, 7.9 milyar dolar değerinde. Bu 7.9 milyar doları gerek varlıklar olarak, gerekse kaynaklar olarak baktığımız zaman yayınladığımız 340 milyon dolar değerle bu zenginliği daha da büyütebileceğimize inanıyoruz. Ne açıdan daha da büyütebileceğimize inanıyoruz? Aslında bunu bir çatının altında iki tane kolon olarak düşünebilirsiniz. Birinci kolon alacağımız inisiyatifler. Şu anda Kümaş mevcutta 50 ülkeye ihracat yapıyor. Fakat gerek Erdemir'in, gerekse Oyak çatısı altındaki diğer grup şirketlerinin 120'ye yakın ülkeye aksesleri var. 120 ülkede bayi yapılanmaları var. 120 ülkenin 26'sında bizatihi fabrikaları ve tesisleri var. Bu anlamda baktığımızda biz bu 120 ülkedeki yapılanmanın, vazgeçilmez refraktörün, çünkü ağır sanayinin gerçekten önemli ve kritik saf malzemelerinden biri, kabul göreceğini, belli bir fiyatlandırmayla, belli bir pazar payıyla bu ülkelere aksesimizin artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla mevcut bilanço yapısı içerisinde ciddi bir karlılık getireceği inancında, azminde ve garantisindeyiz diyebilirim. İkinci boyut yeni endüstrilere giriş olacak Erdemir'le beraber. Geriye doğru entegrasyon dedik, çimento dedik, çelik dedik. Fakat bununla beraber aynı zamanda cam sektöründe refraktörün kullanımı çok yüksek. Buraya penetre etmek istiyoruz.
İlave olarak da geri dönüşüm santralleri var. Doğal gazdan ve aynı zamanda termik santrallerimiz var elektrik üretiminde. Burada refraktör tüketiminin manyezit bazda ve alümina bazda artırılacağını ve bu alanlarda da artık aktif rol alacağımız planlaması içerisindeyiz. İlave olarak bir de optimizasyon var. Bunları biz inisiyatiflerimiz kolonu diyebileceğim yapının altında modelledik. Bir de OYAK sinerjileri var. Türkiye'nin lider çelik üreticisiyiz. Türkiye'nin lider çimento üreticisiyiz. Daha önce de paylaştığımız gibi dünyada %24 pazar payıyla alümina üreticisiyiz. PVC stabilizatörleri anlamında dünyada yine birinci sıradayız. Bu anlamda baktığımız zaman, bu sektörlere baktığımız zaman yalnızca refraktör değil, aynı zamanda magnezyum oksit, aynı zamanda rezistans sektörüne girebileceğimiz kürez tozları ve diğer yapı anlamında yeni ürünlerimizle OYAK sinerjilerini yaratmayı hedefliyoruz. Bizim maden anlamında kaslarımız yüksek. Bu sinerjilerden de maden işletmeciliği konusunda da değer yaratacağımıza inanıyoruz. Ez cümle güçlendireceğimiz büyük bilanço yapımız içerisinde karlılığımızı da kademelendirerek artıracağımızı, bize güç katacağına inanıyoruz Kümaş'ın. Peki şimdi Aslan Hanım, birkaç tane soru var bu çerçevede. Birincisi, tabii, 340 milyon dolarlık bu rakam, biraz finansal tarafa dönüp bakacak olursak nasıl bir EBITDA çarpanına veya nasıl bir firma değeri FAVÖK çarpanıyla bulundu? Bir parça onun üzerinden de gidelim. Ne kadar EBITDA üretiyor şu anda Kümaş? Kümaş, şu anda şöyle cevap vereyim ben size. Bu finansal değerlendirmeleri yapan uzman arkadaşlarımız yüksek de değerlendirmiş olabilirler, düşük de değerlendirmiş olabilirler. EBITDA çarpanıyla bakmak şu anlamda kafi olmayacaktır. Şirketlerin büyüme azimleri, büyüme yetkinlikleri ve büyüme hırsları şirketlerin değerleri belirlenirken çok önemli faktör oynar. 340 milyon dolar sadece bir matematik hesabı değildir doğrulanması gereken. Üyelerin bizden beklentileri çerçevesinde düzenli getiri getirebilecek ve aynı zamanda büyüme azmiyle, yayılma azmiyle altyapısal olarak bu ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek yapıda şirketlerin olması gerekiyor. Özellikle refraktör sektörüne baktığınız zaman ve çelik sektörüne baktığınız zaman, hatta ülkelerin makroekonomik yapılarını büyük ölçüde oluşturan inşaat gibi, çelik gibi, cam gibi, çimento gibi, otomotiv gibi sektörlerin yapılarına baktığınız zaman bunları tek yılla değil 5-6 yıllık ortalama kaynak getirileriyle değerlendirmek lazım. Bu anlamda çarpan olarak değil, aynı zamanda düzenlilik olarak, bu anlamda mevcut portföyünüze uyum olarak, bu anlamda sadece ülke içinde değil yurt dışı kaynaklarla optimizasyon olarak, dolar getirisi olarak baktığınız zaman Kümaş'ın fiyatlandırılmasının ve değerlendirilmesinin çok makul bir seviyede her iki taraf için de adil ve verimli bir şekilde sonuçlandığını söylemedik. Bir başka önemli konu elbette bilançoyu konsolide olduktan sonra Erdemir'in çarpanları ve onun fiyatlaması üzerine nasıl bir etki yaratabileceği. Yatırımcılar bu fiyatlamanın belli bir kısmını elbette gerçekleştirdiler ama ben baktığım zaman mesela 2020 yılındaki çeyreklik performanslara kabaca 3. çeyrekte 8.1 milyar TL civarında bir arındırılmış gelirden bahsedebiliriz Erdemir için. Konsolide olduktan sonra bunun üzerine ne kadar etki yaratacaktır Kümaş? Şimdi borsa analiz ve hisse senedi değerlendirmesini bence benim burada borsa analizlerine bırakmam gerekiyor. Yok yok, ben sadece gelir değilim. Üzerinde gelir tarafındaki katkı açısından soruyorum. Ha. Yani şirketin geliri, Kümaş'ın geliri konsolide olduğunda bilançoya Erdemir'in gelirini ne kadar artıracaktır? Şöyle söyleyeyim ben size Açıl Bey. Erdemir'in 9 aylık finansallarına baktığımız zaman %19.1 bir FAVÖK marjı görüyoruz. Erdemir'in bilanço değerinde %7.9 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu anlamda elimizde 340 milyon doları aldığımızı duyurduğumuz bir şirketimiz var. Karlılık oranının da yüzdesel anlamda baktığımızda, cirosunu oranladığımızda Erdemir'in şu andaki mevcut finansallarından yüksek olduğunu söylemem lazım. EBITDA oranlarından bahsediyorum. 7.9 ile 340 milyon doları mukayese ettiğinizde de bunun pozitif yönde bir katkısı olacağına inanıyoruz.
Biraz önce ihracat potansiyelinden bahsettiniz. Grubun toplam ihracatını, özellikle Erdemir'in toplam ihracatını ne noktaya çıkarması beklenebilir? İlk elden nereye gelebilir? Hedeflediğiniz yer neresi? Bir de onu da sormuş olayım. Biraz önce aktardınız çünkü tabii ki. Bizim altyapımızı kullanınca çok başka bir yere gidecek diye. Ne hedefliyorsunuz orada? Çok başka bir yere. Evet. Şimdi Erdemir'in özelinde biraz evvel de mukayese ettim finansallarını. Ona kıyasladığımız zaman çok küçük gelebilir. Onun için Kümaş özelinde istatistikler vermeye gayret edeyim ben size. Kümaş gelirlerinin %40'ını ihracattan kazanıyor. Bu anlamda da elimizdeki altyapı payıyla mukayese ettiğimizde önümüzdeki senelerde %20'lik, %25'lik büyümeler öngörüyoruz açılıyor ihracatında. Diğer taraftan yine buradan sonraki döneme baktığımız zaman son onaylar geldikten sonra şirketin içerisinde uygulayacağınız stratejiyi de bir sormak isterim. Hem şirketin personel yapısında, oradaki iş modelinde yaşanabilecek farklılaşmalar, hem de bundan sonra oluşturabileceğiniz perspektif açısından neleri değiştirmeyi planlıyorsunuz? Şöyle özetleyeyim, bir şirketi alırken geçtiğimiz 3-4 dakika içerisinde de onlardan fiyatlandırma konuştuk sizinle, rezerv konuştuk. Aynı zamanda ihracatlardan bahsettik. Fakat bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. İnsan kaynağı da bir şirketi satın alırken satın alınan en kıymetli değerlerden bir tanesi. Özellikle son 5 yıl içerisinde bu ataklar anlamında talimatlandırıldığımız konulardan da bir tanesi. Daima önceliklerimizden biri olması gerektiği insan kaynaklarının. Ve bu şirketi alırken, bu şirketle karşı tarafla görüşüp bir aradayken kıymet verdiğimizi ve defaten dile getirdik. İnsan kaynağı olmazsa olmaz bir değer. Refraktör sektörüne baktığınız zaman da yüksek sanayi olması sebebiyle, yüksek sıcaklıklarda, yüksekte çalışmadan tutun, iş güvenliği anlamında tehlikeli sınıfta olan bir sektör olması itibariyle oradaki kazanımlar ve deneyimler bizim için çok önemli. O yan politikaları ve hedefleri anlamında baktığınız zaman bizim insan kaynağı odağımız sevgi, saygı, samimiyet ve sadakat kelimeleriyle genel müdürümüzün bize hep talimatlandırdığı, aynı zamanda da verimlilik odağına dayalı ve aynı zamanda da bileme, Ar-Ge'ye kıymet vermeye odaklı bir insan kaynağı yaklaşımımız var. Elbette biraz evvel bahsettiğimiz süreçler tamamlandıktan sonra çalışma arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kıymetlerimizi, politikalarımızı paylaşacağız. Onların da bizimle paylaşacağı çok şey vardır. Bütün bunları değerlendirmelerimizi alıp biraz evvel bahsettiğim inisiyatif ve sinerjileri hep beraber hayata geçirmeye çalışacağız. Bu anlamda bizim politikamız ve yaklaşımımız kesinlikle sevgi, saygı, samimiyet ve sadakat üzerine olacak. Aslan Hanım, özellikle tabii biraz önce siz de bahsettiniz, aslında Kümaş'ın büyük alıcılarından bir tanesi de Erdemir'di. Dolayısıyla böyle baktığımızda Erdemir'in alım marjları üzerinde ne kadar etki yaratması beklenebilir? Biraz bunun da üzerinden geçelim isterseniz. Tabii çok önemli parametrelerden biri. Şimdi maliyet açısından baktığınız zaman Açıl Bey, hem çimento için söylüyorum, hem çelik, hem cam, hem bakır, hem kurşun ve bütün kimya sektörü için söylüyorum. Genel maliyet yapılandırması içerisinde çok küçük bir yüzdedir refraktör tüketim malzemesi olarak. Fakat o kadar önemli bir malzemedir ki o malzemenin kalitesinde, o malzemeyle ilgili verilen hizmette, o malzemenin kullanılan kimyasallarla ilgili uyumsuzluğunda çok büyük zararlara yol açabilir. Bu anlamda baktığınızda maliyetlerimiz içerisindeki kar payına değil, bence sürdürülebilirliğe, operasyonun verimliliğine, operasyonun volatil ataklara, kimyasal anlamda bahsediyorum, dayanıklılığı anlamında baktığınız zaman çok ciddi marjlar getirecektir. Hem Erdemir'in, hem çimento sektörümüzün, hem şu anda Akdeniz Kimya'nın, hem de aynı zamanda Almatis'in gamlarına baktığımız zaman da tabii ki fiyat dengeleme politikaları, maliyet dengeleme politikaları çerçevesinde belli bir yüzdeyle çalışıyor. Buranın Ar-Ge'sine yatırım yaparak, buranın ürün gamını genişleterek bu yüzdeleri çok daha artıracağımızı, sadece maliyet tasarrufu ve geriye entegrasyon değil, aynı zamanda yeni teknolojilerle bir çığır açacağımıza da inanıyoruz biz. Bu bilgi birikimimiz, bu maden yönetim stratejimiz ve aynı zamanda çelik ve çimentodaki güçlü üretim kaslarımız buna izin verecek ve destekleyecek diye düşünüyorum.
Şimdi bu son söylediğiniz kısım da önemli çünkü aslında bir şirket satın aldınız ama biraz önce bahsettiğiniz Ar-Ge çalışmalarıyla burada üretilebilecek yeni ürünler, inovasyon üzerinden elde edilebilecek belki yeni iş kolları söz konusu olacak. Dolayısıyla bu anlamda ne hayal ediyorsunuz diye de sormak isterim. Çünkü bambaşka bir şirkete dönüşme potansiyeli var muhtemelen. Çok doğru söylüyorsunuz. Biraz belki Almatis'ten bahsetmekte fayda var. Biz aynı zamanda bazik refrakter ham maddesi de üretiyoruz ve dünya lideriyiz. Bunun ham maddesini de üretiyoruz. Kümaşla birlikte magnezit refrakterin ham maddesine de hakim olmuş olduk. Ürün gamlarını birleştirerek gireceğimiz sektörlerimiz, hizmet verebileceğimiz sektörlerin katlanarak büyüyeceğini hayal ediyoruz. Bunun için de biraz evvel de söyledim, Ar-Ge sadece tek bir ülkede değil, ülkelerin ihtiyaçları da değişiyor. 26 ülkedeki tesislerimiz, 26 ülkedeki kullanılan kimyasalların analizi ve 26 ülkede üretilen ürünlerin bu kimyasal reaksiyonlara verdiği tepkilere de hakimiz. Dolayısıyla hayallerimiz bu iki ürün gamının ortaya çıkaracağı sinerjiyle hem ihracatımızı hem de ülkemizde hizmet vereceğimiz sektörleri çok daha büyütmek, katlayarak büyütmek. Aklınızda şunu yaparız diye bir başlangıç noktası var mı? Yani şununla başlar arkasından şu ürünlerle devam ederiz diyebileceğiniz bir yenilik ve geliştirme hamlesi projeksiyonu var mı? Tabii olmaz olur mu? Biraz evvel de söylediğim gibi Kümaş sadece magnezit refraktör üretiyor şu anda. Ağırlıklı olarak da çelik ve çimentoya hizmet ediyor. Ama önümüzde gördüğümüz termik santraller, önümüzde gördüğümüz cam sektörü ve önümüzde gördüğümüz magnezyum oksit ve küres tozu dediğimiz rezistans sektörlerine girmek gibi adımlarımız var. Bunları mevcut ürünlerle de yapabiliriz. Almatis'in sinerjisini mevcut ekipmanlar içerisinde kullanarak yeni refraktörleri de üretebiliriz. İlave olarak biraz evvel de söyledim, yeni yayılımlar hangisi ilk diye soruyorsanız, yani daha spesifik olmak adına, önce ihracat altyapımızın kuvvetli olduğu platformlarda değer yaratıp bu esnada sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmalarının meyvelerini de orta vadede almayı planlıyoruz. Aslan Hanım çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız ve şirkete dair projeksiyonlarınızı, planlarınızı aktardığınız için. Bu çok teşekkür ediyorum açıkçası. Biz teşekkür ediyoruz. Bu yorumlar eşliğinde biz de bugün için Finans Merkezi'nin sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında saat başında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.